19 Şubat 2018'de eşi ve iki çocuklarıyla birlikte Gümüşhane'de gözaltına alınan öğretmen Önder Bozkurt gözaltındayken yaşadığı işkenceleri anlattı. HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir mektup yazan Bozkurt, "Bir haftalık o süreci unutmamız mümkün değil. Hayatımızda derin izler bıraktı. İki çocuğumuzla birlikte alındık. Sözlü hakaret, itham ve galis küfürlerin dışında bir hafta boyunca her gün ters kelepçeyle ayakta bekletildi. Her gün sistematik olarak bu yapıldı. Saatlerce fiziksel şiddete maruz kaldığım" sözlerini kullandı. Gümüşhane Tem Müdürü'nün kendisiyle dalga geçer gibi, "Arkadaşların sana bunu yaptıklarını bilseydim izin vermezdim. Ama şunu bil ki başka illerde daha da fazlası yapılıyor" itirafında bulunduğunu belirten Önder Öğretmen, "Bu sözü söyleyen samimi olsaydı işkence yapanlar hakkında hemen işlem, soruşturma başlatırdı" ifadelerini kullandı. Eşi Fatma Bozkurt'un da ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını vurgulayan Önder Bozkurt, "Saatlerce ayakta bekletildi. Kadın polis memuru olmaksızın iki erkek polis tarafından Gümüşhane'nin Tofuş İl Emniyetine götürüldü. Yoğunluk gerekçesiyle orada 6 gün kaldı eşim. Sudan başka ağzına bir lokma dahi almamış. Ben bunları cezaevine konulmamızın hemen ardından eşimin bana yazmış olduğu mektupta öğrendim" diye yazdı. 28 aydır çocuklarından ayrı olduklarını söyleyen Önder Öğretmen, mektubunu darmadağın olmuş bir ailemin bir nebze olsun toparlanması adına, eşimin yavrularına kavuşması adına sesimizi duyurun çağrısıyla noktaladı. Cemaat soruşturmaları kapsamına tutuklanan Bozkurt çifti önce Gümüşhane'de hapis yattı, son 5 aydır da Ağrı Patnos L tipi kapalı cezaevinde tutuklu. Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan çift, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyaları hala Yargıtay'da bekletiliyor.